Defalarca Ankara'ya gidip geldiği belirlendi. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Firari Adil Öksüz'le ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Darbe karargahı Akıncı üstünde yakalanan ve ardından serbest kaldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz her yerde aranıyor. Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi onlarca defa başkente geldiği MOBESE kameralarına yansıdı. Adil Öksüz'ün kullandığı 34-49 plakalı araç Ankara'ya girişlerinde tüm MOBESE kameralarında günlük tarandı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün sadece Mart ayında 5 defa Ankara'ya geldiği belirlendi. Darbe girişimi öncesi FETÖ mensubu generallerle toplantı yapan Adil Öksüz'ün kayıtları yansıyan son görüntüsü ise 15 Haziran 2016 saat 18'e ait. Adil Öksüz'ün tek başına geldiği belirlenen kayıtta Ankara'ya Akıncılar Mürtet noktasından giriş yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Adil Öksüz'ün aynı araçla yine 16 Haziran 12.05'te Ankara'yı terk ettiği belirlendi. TSK'nın sözde FETÖ imamı 30-31 Mart, 5-6 Mayıs, 27-28 Mayıs, 4-5 Haziran ve son olarak da 15-16 Haziran'da Ankara'ya aracıyla girdiği kayıt altına alındı. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün güvenlik kameralarıyla tespit edilmemek için otomobilin güneşliğini kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.